Herkese merhabalar. Bu dersimizde İngilizce iyilik zamirlerini göreceğiz. İyilik zamirleri benimki, seninki, bizimki, onlarınki gibi kelimeler. Bu kelimeler cümle içerisinde ismi yerini aldıkları için ardlarından herhangi bir isim getirmemize gerek yok. Peki nedir bu iyilik zamir diye soracak olursanız onu da şöyle açıklayayım. Örneğin bir telefonunuz var ve şöyle bir cümle kuruyorsunuz. Benim telefonum siyah. Bunun yerine benimki siyah diye bir cümle kurarsanız işte tam burada iyilik zamiri kullanmış oluyorsunuz. Tamam mıdır? Benim telefonum isminin yerini alıyor değil mi? Benimki siyah. Peki Türkçesini öğrendik. Şimdi de İngilizcesini öğrenelim o zaman. İlk tanımımız gelsin. Siz de not alın. İyilik zamirleri ismin yerini alan ve bundan dolayı ardından herhangi bir isim kullanılmasına gerek olmayan kelimelerdir. Cümlede hem nesne hem özne olarak kullanılabilirler. Listemiz gelsin. Bu iyilik zeminlerinin anlamlarıyla beraber okunuşlara da bir bakalım. Mine benimki. Yours seninki, sizinki. Ours bizimki. Theirs onlarınki. Onunki anlamına da gelen hers ve his. Peki neden onunki için iki adet kelime var İngilizce'de? Hers kadınlarda kullanılıyor, his erkeklerde kullanılıyor. Aynı diğer özne zamillerinde olduğu gibi iyilik zamillerinde de bu ayrıma gidiyoruz. It öznesi için herhangi bir iyilik zemiri yok. Aklınızda bulunsun. It diye bir kullanım yok. Bu tabloda gördüğünüz anlamlar bu kelimelerin cümle içerisinde özne pozisyonunda kullanıldıklarında aldıkları anlamlar. Nesne pozisyonunda kullanıldıklarında ise anlam biraz değişiyor. Ona da geleceğiz. Ama biz şimdi ne yapalım? Özne pozisyonunda kullanıldıklarındaki yapıdan devam edelim. İyilik zamirleri İngilizce öğrenenler tarafından çoğunlukla Sahiplik sıfatlarıyla karıştırılıyor. Neden? Çünkü ikisinin de anlamı hemen hemen aynı gibi geliyor bize. Bakalım hemen sahiplik sıfatlarına my benim, yelik zamirine bakalım mine benimki. Çok benziyor, değil mi? Bundan dolayı karıştırabiliyoruz. Ve bu karıştırmanın önüne geçmek için ben genellikle şöyle bir şey yapıyorum. İlk önce sahiplik sıfatıyla bir cümle veriyorum örnek cümle verirken, ardından sahiplik sıfatı ile kurduğum cümleyi iyilik zamiri kullanarak yeniden kuruyorum. Ve böylece aradaki farkı görmenizi sağlıyorum. Şimdiye kadar hep işe yaradı. Umarım bu derste de işe yarar. Hadi bakalım o zaman ilk örnek cümlemiz gelsin. Sahiplik sıfatıyla. Benim telefonum yeni. My phone is new. Burada gördüğünüz gibi my sahiplik sıfatı ardından da phone telefon ismi gelmiş değil mi? Sahiplik sıfatları çünkü cümlede tek başına kullanılmaz. My is new gibi bir kullanım yapılmaz değil mi? Sahiplik sıfatları ismi yerine almaz. Kendisinden sonra gelen nesneyi, cisim niteler. Tamam mıdır? Ama iyilik zamirlerinde ise şöyle bir durum söz konusu. Bu kelimeler cümle içerisinde direkt ismi yerine oluyor. İlk cümlede ne diyoruz? My phone is new diyoruz ya benim telefonum yeni. Bu cümledeki my phone bölümünü tamamen atıp mine ekleyerek bu cümleyi kurabiliriz. Mine is new. Benimki yeni. Ne yaptık? My phone. Benim telefonum isim tamlamasının yerini tamamen neyin almasını sağladık? Mine kelimesini almasını sağladık değil mi? Ve iyilik zamirleri my, yours, ours gibi kelimeler cümle içerisinde ismi yerini aldıkları için Kendilerinden sonra da herhangi bir isim gelmez tamam mıdır? Bunları sıfatlarla karıştırmıyoruz. Yani şöyle bir cümle doğru bir cümle değil. My phone is new. Bu yanlış bir cümle. İyilik zamillerinin cümle içerisindeki kullanımlarına göre anlamlarının değiştiğinden bahsetmiştim. Biz burada özne konumunda kullanıldıklarındaki anlamlarını öğrendik. Benimki, seninki gibi. Nesne konumunda kullandığımız zaman bu kelimeleri anlamları aynen şu şekilde oluyor. Mavi renkte gösterdiğim kelimelerdeki gibi. Mine benim, yours senin, sizin, ours bizim, theirs onların, hers ve his onun anlamına geliyor. Hemen bir örnek cümle yapalım ve bu kelimelerden birini ne yapalım? Nesne konumunda kullanalım. This phone is mine. Bu telefon benim. Benimki demiyorum çevirirken değil mi? Benim diyorum. Neden? Çünkü mine kelimemiz cümlenin içerisinde nesne konumunda kullanılmış. Tamam mıdır? Hadi bakalım. Şimdi de konuyla ilgili örnek cümlelere bakalım ki daha iyi anlaşılsın. This toy is hers. Bu oyuncak onun. Ne yaptık? Hers iyilik zamirini cümle içerisinde nesne konumunda kullandık. Ve böylece onun anlamını verdik. Bir başka örneğimize bakalım. This is her toy. Bu cümleyi aynen bu şekilde de kurabiliriz. Bu onun oyuncağı. Ama iki cümlemizin arasındaki fark ne? Birinde iyilik zamiri, diğerinde sahiplik sıfatı kullandık. Değil mi? This is her toy. Her toy. Her sahiplik sıfatından sonra bir isim geliyor değil mi? Toy, oyuncak. Bir diğer cümlemize bakalım. My car is black, yours is red. Benim arabam siyah, seninki kırmızı. Yours, sahiplik sıfatımızı cümlenin en başında kullandık ve tekrardan your car dememize gerek kalmadı değil mi? Yours, seninki diyerek senin arabana bir gönderme yapabildik. Diğer cümlemize bakalım. This book is mine, yours is there. Bu kitap benim, seninki orada. Yine ne yaptık? İki kere yelik zamiri kullandık. Birinde nesne konumunda kullandık. This book is mine. Bu kitap benim anlamına geldi böylece. Diğerinde ise yours kullanarak cümlemizin özne konumunda kullandık ve seninki anlamına geldi böylece de Türkçe'de. Yours is there. Tamam mıdır? Konuyla ilgili alıştırmalara geçelim. Alıştırmalarda size iyilik zamirleriyle ilgili 5 adet cümle verdim Türkçe olarak ve bu cümleleri sizin İngilizceye çevirmenizi istiyorum. Ama burada şuna dikkat etmeniz lazım. Bu Türkçe cümlelerden bazıları sahiplik sıfatlarıyla çevriliyor. Tamam mıdır? Yani karışık bir alıştırma var burada. Böylece sizin iyilik zamiri ve sahiplik sıfatını da karıştırıp karıştırmadığınızı sınamış olacağız. Şimdi videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika bir süre verin. 5 dakika sonra benle beraber cevap anahtarını görebilirsiniz. Hadi bakalım o zaman. Geri sayım başlasın. İlk cümlemizle başlayalım. Bu benim evim. Şimdi Türkçe düşünüp İngilizceye rahatlıkla çevirebiliriz aslında bu konuda. Sertlik sıfatı olduğunu ben burada hemen anlıyorum. Neden anlıyorum biliyor musunuz? Benim sahiplik sıfatı var ve ardından bir isim gelmiş. Ne gelmiş? Ev. Otomatik olarak aynı İngilizce'deki gibi dizilim söz konusu. Hemen rahatlıkla sahiplik sıfatıyla bu cümleyi kurabilirim o zaman. This is my house. İkinci cümlemize bakalım. Bu araba senin. Ama bakın burada bir değişiklik var değil mi? Ne var? Senin kelimesinden sonra herhangi bir isim yok değil mi Türkçe cümlede de? Otomatik olarak senin kelimesi cümlede nesne pozisyonunda kullanılmış. Yani İngilizce de bu şekilde kullanacağımız için ne anlamı çıkıyor buradan? İyilik zamiri olduğu anlamı çıkıyor. This car is yours. Ne yaptık? Yours iyilik zamirini cümlemizde nesne pozisyonunda kullandık. Diğer cümlemize bakalım. Şu bilgisayar senin mi? Yine senin kelimesinden sonra herhangi bir isim gelmemiş. Değil mi? Otomatik olarak ne anlıyoruz? Bu bir iyilik zamiri. Is that computer yours? Dördüncü cümlemize bakalım. Şu senin bilgisayarın mı? Bakın burada bir değişiklik söz konusu. Ney? Senin bilgisayarın mı? Senin sahiplik sıfatından sonra bilgisayar ismi kelimesi gelmiş. Otomatik olarak ben burada senin kelimesinin sahiplik sıfatı olduğunu anlıyorum ve İngilizce'ye de aynen bu şekilde çeviriyorum. Is that your computer? Son cümlemize bakalım. Bu çakmak onun mu? Onun mu kelimesinden sonra herhangi bir isim gelmiş mi Türkçe cümlede? Gelmemiş. Otomatik olarak iyilik zamiri olduğunu anlıyorum ve öyle çeviriyorum. Is this lighter hers? Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu ve anlatımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer hala konuyla ilgili kafanızda bir soru işareti varsa yorum bölümünde de belirtebilirsiniz. Ben veya elbet başka bir arkadaşım yardımcı olacaktır. Eğer anladıysanız çok güzel. Bu sefer de sizden bu konuyla ilgili birkaç örnek cümle bekliyorum yorum bölümünde. Onları da tek tek okuyacağım. Bir yanlışınız varsa düzeltmeye çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.